İYİ Parti'yi bu vatanın has evlatları Kürtler kurdu, Türkler kurdu, Zazalar kurdu. Bugün artık ülkemizde Türk, Kürt yok, Alevi, Sünni yok, şehirli, köylü yok, muhafazakar, seküler yok, sağcı, solcu yok. Bugün artık Türkiye'de AK Partililer ve diğerleri var. Bir yanda suç işleme özgürlüğü olanlar var, diğer yandaysa senin gibi nefes alması suç sayılan gençler var, bizler var. Bir yanda 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan aç gözlü, çirkin huylu danışmanlar var. Diğer yandaysa senin gibi atanamaya. Zaten bu ülkedeki bu acımasız vesayetçi zorba zihniyeti biz kadınlar değiştireceğiz. Allah senden razı olsun kardeşim. Diğer yandaysa KPSS'den 92, 87, 96 puan alıp atanamayan gencecik öğretmenlerimiz, mimarlarımız, ziraat mühendislerimiz, çocuklarımız var. Bir yanda milletin hakkıyla sarayda sefa sürenler var. Diğer yandaysa her gün geçim derdiyle boğuşan, hakkı yenenler var. Güzel kızımın, kardeşimin söylediği aç yatan, gece aç uyuyan öğrenciler var. Karne parası, karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde et aldı diyen, ilkokulda okuyan çocuklar var. Kasaptan üç parça pirzolayı hediye olarak alan anneler var. Çocuğuna hediye alan. Tuhaf pantolonlu, 500 dolarlık, 1000 dolarlık ayakkabı giyen, tuhaf kolyeli, tuhaf tıraşlı, tuhaf sakallı, 5000 dolarlık kıyafet giyen pudracılar var. Arabasıyla, görgüsüz arabasıyla, teknesiyle fotoğraf çektirip gencecik, umutsuz çocuklarımızın gözüne sokan saygısız, görgüsüz yetiştirilmiş nesiller var. İmtiyazlılara karşı imtiyazsızlar, azgın saray azınlığına karşı kaybeden milyonlar var. Bir yanda zulümle abad olacağını zanneden vesayetçiler, diğer yandaysa adaletsizlikten bıkmış, zulümden yılmış koskoca bir millet var. Her türlü iftiraya inat, Diyarbakır bize kollarını açtı. Çünkü her türlü yalana inat, Diyarbakır bize kalbini açtı. Çünkü her türlü çamura inat, Diyarbakır bize gönlünü açtı. İYİ Parti'den ve bizden bahsediyorum. İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak için yanımdasınız. Milletimizin bastırılan sesini duyurmak için yanımdasınız. Adalet için, huzur için, mutluluk için yanımdasınız. Zulme rağmen, baskılara rağmen aslanlar gibi yanımdasınız. Allah sizlerden razı olsun. Bu topraklar Kadir Şinaslı'nın topraklarıdır. Bu topraklar mertliğin topraklarıdır. Ben buraya boş sözler için gelmedim. Hamasi nutuklar için, kürsüden şov yapmak için de gelmedim. Ben buraya bu cennet topraklar kurumasın diye Dicle'de bir damla su olmaya geldim. Bu tepelerde maral olmaya, marazları kovmaya geldim. Ben buraya sözü ayağa düşürmeye gelmedim. Ben buraya çalmadan gireceğim kapım olduğunu bildim ve onun için geldim. Herhangi bir evin kapısını çalmadan kapıyı açıp girebileceğimi bildiğim için geldim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya geldim. Sarsılmaz bir vefaya selam durmaya geldim. Ben buraya
rızanızı almaya geldim. Bir namus sözüyle, bir meral sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya, karanlık gölgeleri yırtmaya geldim. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır. Diyarbakır'ın iyi ve cesur evlatları, bugün gök mavi, dağ yeşil, tarla sarı olan memleketimizde gök gri, dağ delik deşik, tarla ise boş duruyor. Milletimizin yaşadıklarını görmezden gelen, dertlerini bilmezden gelen, sesini ise duymazdan gelen vicdansız bir iktidar var. Kendini ağa, milletimizi de maraba gören çirkin bir zihniyet var. Korkuyla, baskıyla, sopayla yönetmeyi düstur edinen vesayetçi bir yönetim var. Milletin iradesini tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran ucube bir sistem var. Artık adını koyalım. Bugün mukaddes, mukaddesat fasıkların eline düşmüştür. Tekrarlıyorum. Bugün mukaddesatımız fasıkların eline düşmüştür. Bugün ahlak arsızların diline düşmüştür. Bugün devlet zorbaların eline kalmıştır. Bugün bayrak şuursuzların eline kalmıştır. Hatırlayın, Sayın Erdoğan ve arkadaşları yolsuzluğu, yoksulluğu, yasakları ortadan kaldırmak için demokrasi trenine binmişlerdi değil mi? Ama sonra ne oldu? Yoksulluğu yöneterek, yasakları normalleştirerek, yolsuzluğun da üstünü örterek, çuvallarını haramla doldurup işlerine gelen ilk durakta o trenden indiler. Hatırlayın, bu milleti zenginlikte, hukukta, mutlulukta eşitleyeceğiz demişlerdi. Değil mi? Ama sonra ne oldu? Milletimizi açlıkta, hukuksuzlukta, mutsuzlukta eşitlediler. Hatırlayın, yaralarımızı saracaklardı değil mi? Ama sonra ne oldu? Hem kanayan yaralarımızı bıçakla deştiler, hem de yeni yaralar açtılar. Ve herkesi acıda eşitlediler. Buradaki kadınların günlük hayatlarında çektiği birçok zorluğu, acıyı, söyleyemedikleri pek çok acıyı, zorluğu, öfkeyi, inanın Türkiye'nin her yerindeki kadınlar, burada oturan kadın da şu anda size hitap eden kadın da yaşadığı, yaşamaya devam ediyor. Biraz evvel Vecdin Başkan dedi, İslam'da iftira yoktur. Bir Müslüman, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen birine kafir diyemez. Doğru mudur? Şirktir, şirk. Karşınızda duran bu kişiye ateistten tutun kafire kadar her şey dendi. Dolayısıyla sizin için de geçerli. Söylemeye çalıştığım şey şu, acıda eşitlendik, zulümde eşitlendik, yoklukta eşitlendik, eziyette eşitlendik. Ama her şeye rağmen biz biliyoruz ki yaralarımızın bir merhemi var. O merhem bizdedir. 1915'te Çanakkale'de omuz omuza şehit olurken o merhemi bulduk. 1922'de Sakarya'da namahremin bileğini bükerken o merhemi bulduk. 1923'te Ankara'da ışıl ışıl bir hayali birlikte kurarken o merhemi bulduk. Ve biz o yaraları 2023'te de aynı mübarek merhemle İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Trabzon'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Bitlis'i söylemesem olmaz. Bitlis'te, Siirt'te, Bingöl'de, Mardin'de tıpkı bundan 100 yıl önce yaptığımız gibi yine birlikte saracağız. Tıpkı bundan 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bayrağımızın altında yaşamaktan gurur duyan herkesle, vatanımızın toprağında alın teri ve kanı olan herkesle, cumhuriyetimizin bekçisi olan herkesle, Kürdüyle, Türküyle hep birlikte devletimizi vasatlığa mahkum eden bu ucube sistemi değiştireceğiz. Değerli kardeşlerim, hiçbir düzen yoktur ki insanların mutsuzluğu pahasına yücelsin. Hiçbir zenginlik yoktur ki paylaşmadan artabilsin. Hiçbir devlet yoktur ki vatandaşına korku saçarak yükselsin. Çünkü devlet varlığının yegane sahibi olan milletini korkutmak için değil, ona güven vermek için vardır. Eğer ki vatandaş bugün düne göre daha iyiyim diyebiliyorsa yarına güvenle bakar.
Şimdi sizlere sormak istiyorum. Aranızda bugün düne göre daha iyiyim diyebileniniz var mı? Daha özgürüm diyebileniniz var mı? Daha mutluyum diyebileniniz var mı? Daha huzurluyum diyebileniniz var mı? Daha zenginim diyebileniniz var mı? Memleketimizde huzura, mutluluğa ve berekete dair herhangi bir şey kaldı mı? Kurumlarımızın, paramızın, hatta vatandaşlığımızın bile değer kaybettiği bu günlerde her yeni güne, yeni bir krizle uyanan Türkiye'nin nereye gittiğini görebilenimiz var mı? Yok. Oysa Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye çok büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Türkiye zengin, mutlu ve huzurlu bir gelecek için ihtiyacı olan her şeye sahip zengin bir ülkedir. Bizim isyanımız bu vasatlığa, bu işbilmezliğe, bu hoyratlığa, bu zorbalığadır. Bizim isyanımız asırlardır vicdanıyla, merhametle, vefayla yoğrulmuş bu güzelim memleketi baskıyla, zulümle, eziyetle yönetenleredir. Bizim isyanımız her daim mutluluğu hak eden aziz milletimize mutsuzluğu reva görenleredir. Bizim isyanımız devletimizin gücünü milletin huzuruna değil kendi yararına kullananlaradır. Kardeşlerim, bugün geldiğimiz noktada keşkelerle bir yere varamayız. Çünkü keşkenin ağacı yeşermez. Çünkü gün el ele güneşin doğduğu yere bakma günüdür. Omuz omuza verip burçların üzerinden Hevsel'in ötesinden söken şafağı izleme günüdür. Soframızdan çaldılar, hakkımızdan çaldılar, vatandaşlığımızdan çaldılar, insanlıktan çaldılar. Gün hırsızlardan hesap sorma günüdür. Bugün çocuklarımız aç, kardeşimin söylediği gibi. Gençlerimiz umutsuz, ihtiyarlarımız yorgun, sofralar açsız, haneler bereketsiz, memleket bayram sofrasını unutmuş. Biliyorsunuz, benim İYİ Parti'yi kurulduğu günden beri bir hayalim vardı. Bir bayram sofrasına Türkiye'yi çevirmek. İşte karşımda bayram sofrasının iki bireyi oturuyor. O bayram sofraları nasıldır? Diyarbakır'da da aynıdır. Kocaeli'nde de aynıdır. Erzurum'da da aynıdır. Urfa'da, Şanlıurfa'da da aynıdır. Kırşehir'de de aynıdır. Her yerde aynıdır. Sivas'ta da aynıdır. Genellikle babaanneler anneannelerin evinde olur. O sofra büyük bir sofradır. Ve o sofradaki yiyecekler, her ne yiyecek varsa o sofraya oturan herkesin elini uzattığı yerde eşit bir biçimde yiyebildiği, elini uzattığında alabildiği bir mesafededir. O sofrada Diyarbakırlı Vecdin'le Giresunlu gelin, Diyarbakır'da olduğumuz için sen gelin oldun kızım. Giresunlu gelin Fatma Nur vardır. Trabzonlu anneanne, babaanne mevcuttur. Salim Bey'den bahsediyorum. Edirneli bir damat vardır. Kulağı küpeli bir erkek kuzen vardır. Saçı buradan mor boyalı bir kız kuzen vardır, yeğen vardır. Başörtülü bir genç kız kuzen vardır. Herkes vardır ve o sofrada, o bayram sofrasında Türkiye vardır. Eşittir, refahta eşittir, duyguda eşittir, birliktelikte eşittir. O bayram sofrasını elimizden aldılar. And olsun, şart olsun ki o bayram sofrasını birlikte kuracağız. Bu ülke Nevruz'undan, baharından kopartılmış. 1920'nin kıymetini bilemedik, 2020'yi kaybettik. 1923'ün kıymetini bilmezsek 2023'ü kaybederiz. Ve bu cendereden çıkışımızın tek yolu konuşan bir Türkiye, konuşan bir millettir. Akıl, vicdan ve birliktelikle konuşan bir millet. Kardeşlikte buluşmuş, meşverette birleşmiş bir millet. Aynı ateşin üstünden birlikte atlayabilen bir millet. Ben bugüne kadar ne elin sıtmasını kabul ettim, ne de ötekinin öldürmesine razı geldim. Ne kimsenin örsü oldum, ne de başkasının çekici olmaya razı geldim. O halde diyorum ki, gelin bu demiri beraber dövelim. Gelin zulmün çekicini zalimin elinden alalım. Gelin o çekiçle istibdadın zincirlerini kırıp o kırık zincirden
kavuşmanın, dostluğunun, dostluğun, kardeşliğin demirini birlikte dövelim. Biz biliriz ki bir ülkeye iyilik gelirse ülkenin her yerine ulaşır. O iyilik işte bugün burada, bu salonda. Ve Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle ilk seçimde memleketin her yerine ulaşacak. 14 Mayıs işte bunun miladı olacak. Kurtla öldüren, çobanla yiyen, sahibiyle ağlayanlara hep birlikte, hep birazdan yeter söz milletindir diyeceğimiz mukaddes bir milat olacak. Çünkü istibdat onlarınsa hürriyet bizimdir. Saray onlarınsa sandık bizimdir. Zulüm onlarınsa Mayıslar bizimdir. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Bu muhteşem kongre vesilesiyle azminiz, iradeniz, coşkunuz, inancınız ve sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk kongremiz, başta Diyarbakır'ımız olmak üzere ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet.